Sevgili öğrenciler, bu videomda sizlere tek ve çift doğal sayıları anlatacağım. Şu anda ekranda tek rakamları ve çift rakamları görüyorsunuz. İki basamaklı, üç basamaklı doğal sayıların tek mi çift mi olduğunu nasıl anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Bunları göstereceğim. Alıştırmalar yapacağız. Zor sorular da var. Onları da yapacağız. Zor alıştırmalar da var. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Şimdi tek rakamları 1 3 5 7 9 olarak öğreniyoruz, görüyoruz. Kitaplarda da var, yardımcı kitaplarda da var. Çift rakamlar da 0 2 4 6 8 ama bunlar neden tek, neden çift? Ben size bunu anlatacağım. Kağıdımın boş olması da boş olmasının sebebi de bu aslında. Resimlerle anlatacağım. Mesela şöyle çöp adam çizelim bir tane. Bir kişi değil mi? Tek başına. Yanında bir arkadaş yok, bir eş yok. O yüzden bir kişi olduğunda yani bir rakamı tek başına olduğu için o yüzden biz buna tek diyoruz. Peki bu kişinin yanına bir tane de arkadaş geldi. Oyun oynayacaklar beraber. Şimdi ikisi beraber eş oldu. İşte iki kişi olduğunda biz bunlara iki sayısı çift oluyor. Yazalım şöyle. Çift. Bir sayısı bu yüzden tek oluyor. Tek başına olduğu için. 3 kişi oldular. Bakın yanına bir arkadaş daha geldi. Hemen çiziyorum. Şimdi 3 kişi olduklarında ikisi birbiriyle eşleşiyor. Oyun oynayacaklar. Birisi tek başına kaldı yine. Bunun eşi yok. İşte bir kişi tek, tek başına kaldığı için 3 rakamı da ne oluyor? Tek oluyor o zaman. İşin mantığı bu. Neden tek? Neden çift? İşte böyle ayırt ediyoruz. Rakamların tek ve çift olmasının sebebi de bu yüzden zaten. Şimdi devam ediyorum. 4 kişi olsunlar. Bakın 4 kişi olduklarında ikisi eşleşti, çift oldular. Diğer ikisi de eşleşti oyun oynamak için. Tek başına hiç kimse kalmadı. O yüzden 4 sayısı çift oluyor. Zaten dikkat edin rakamlar bir tane tek bir tane çift. Bir tane tek bir tane çift bu şekilde gidiyor. Devam ediyorum. Ben hepsini göstereceğim. Daha sonra büyük sayılara geçeceğiz. 2 basamaklı 3 basamaklıları. Şimdi ne yapalım? 5 kişi olsunlar. Bir çocuk daha gelsin. Oyun oynayacaklar. Herkes eşleşecek. Bakalım tek başına kalan var mı? Ona bakalım. Evet bakın. İkisi eşleşti. Diğer ikisi eşleşti. Bir kişi tek başına kaldı. Demek ki 5 olduğunda tek oluyor. 6 olduğunda yine devam ediyorum. Çok da sıkıcı olmasın. Bunu göstereyim 6 olarak. Diğerlerini göstermeme gerek yok artık. Şöyle yapalım. Son olarak bunu gösterelim. Evet 5 ve 6 çocuk oldu. Bakın eşleşiyorlar. Bunlar eşleşti. Bunlar eşleşti. Tek başına hiç kimse kalmadı. O yüzden 6 olduğunda çift diyoruz. 7 tek. Ee, şöyle 7 tek 8 sayısı çift. Zaten yukarıda da var. 9 sayısı da tek oluyor. Artık onları resimlerinde çizmeyeyim. Siz işin mantığını buradan anlamış oldunuz. Şimdi biz alıştırmalara geçelim. Şimdi iki basamaklı sayı olduğunda, 3 basamaklı sayı olduğunda nasıl anlayacağız? Birler basamağına bakacağız. Birler basamağında eğer 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamları varsa zaten bunlar biliyorsunuz çift rakamlardı. Biz bu doğal sayılara çift doğal sayılar diyeceğiz. Birler basamağında 1 3 5 7 9 varsa bunlara da tek olan sayılar diyeceğiz. Örnek yapalım. Örneğin 28. Bakın birler basamağında kim var? 8. 8 çift rakamların içinde olduğu için 28 sayısına çift sayı denir. Örneğin diyelim ki 90. Bakın birler basamağında kim var? 0 ve çift, değil mi? O zaman 90 sayısı çift oluyor. İşte böyle bulacağız. 3 basamaklı bir doğal sayıda yazayım. Mesela 824. Bakın birler basamağından baştakilere bakmamıza gerek yok. Buradaki sayı çiftse 824 sayısı çifttir. Bazen öğrenciler videoların altına yorum yapıyorlar. Örneğin bir sayı var. Diyelim ki 976 sayısı. Şimdi öğrenci bütün hepsine bakacağını zannediyor. Hayır öyle değil. Sadece birler basamağına bakacağız. Birler basamağındaki sayı çiftse o zaman bu sayının kendisi yani 976 sayısı çift bir sayıdır. Ama öğretmenim burada tek var, burada da tek var. İşte dedim ya bunu karıştırıyorlar bazen. Baştakilere bakmamıza gerek yok. Bize tek mi çift mi olduğunu en sondaki birler basamağı haber veriyor. Bunlar tek olabilir, önemli değil. Biz en sona bakacağız. Birkaç tane de tek olan sayılardan göstereyim. Mesela iki basamaklı olanlardan işte 67 bakın. Birler basamağına baktık. Tek olaba, tek bir rakam var. Sayının kendisi tek bir sayı. 67 tek sayıdır. Diyelim ki 425. 3 basamaklı bir sayı. Bakın birler basamağında 5 var. Ve 5 tek olduğu için ne oldu? 425 sayımız tek bir sayı diyoruz. Şimdi alıştırmalara devam edelim. Aşağıdaki sayılardan tek olanlara T harfi, çift olanlara C harfi koyalım. Hemen bakıyoruz. Birler basamağında 3 var. O zaman 703 sayısı tek bir sayıdır. Çünkü 3 tek olan bir rakamdır. Hatta ben size şunu da şuradan şöyle kıvırıp göstereyim. Hani tek olan rakamlar gözümüzün önünde dursun. Şuradan bakabiliriz. Zaman zaman unutabilirsiniz. Burada bizim kılavuzumuz olsun. 814. Bakıyoruz 4 Evet 4 çift sayıların içinde değil mi? Çift rakamlarda. O zaman 814 sayısı çift bir sayıdır. 901 bakın 1 var. Tek olan rakamlarda. O zaman 901 tek sayı. 0 var. Bakın çift sayı. 5 var birler basamağında. Tek olduğu için 985 tek oluyor. 8'i görüyorum. Çift rakamların içinde. O zaman 248 çift bir sayı. 657'de 7 var. O da tek olduğu için bu sayımız da tek oldu. 9'u görüyorum yine tek. İşte bu şekilde alıştırmamızı tamamlamış olduk. O kağıdımız yukarıda dursun. Şimdi başka bir alıştırmaya geçelim. Evet şöyle. Aşağıdaki sayıları tablodaki uygun yerlere yazınız diyor. Şimdi 108 baktık. Şunu da getirelim yine kılavuzumuzu yanımıza. Hatta şöyle yaklaştıralım. Evet. 108'e baktım birler basamağında 8 var ve 8 çift olduğu için ben bunu çift sayıların olduğu yere yazmalıyım yani şuraya yazmalıyım 108'i. Bunu yazdık. 95 bakın 5 var tek olduğu için buraya yazıyorum. Bunu da çizdik. 733 3 var birler basamağında. O zaman tek bir sayı buraya yazdım. 214 4 var çift oluyor buraya yazıyorum. Bunu da çizdim. 587 tek. O zaman buraya yazalım. Bunu da yaptık. 652 2 var, çift oluyor. O zaman ne yapıyorum? Şuraya yazıyorum. 652. Acele etmeyelim, karıştırmayalım. Şöyle yaklaştırayım ben tabloyu da. Hatta şöyle ayarlayalım. Evet. 826 6 var, çift rakamların içinde. O zaman 826'yı buraya yazıyoruz. 599 9 olduğu için tek oluyor. Buraya yazıyoruz. 475 5 olduğu için tek oluyor. 475 evet şuraya yazıyoruz. 112 çift bir sayı, 300 çift bir sayı ve 671 tek bir sayı. Böylece tablomuzu doldurmuş olduk. Şimdi şöyle alıştırmalar da karşınıza çıkabilir. Aşağıda istenen aralıktaki sayıları yazalım. 309 ile 329 arasındaki çift doğal sayıları yazalım diyor. Şimdi 309 tek bir doğal sayı değil mi? 309'dan sonra gelen 310 sayısı. Zaten az önce dedim ya sayılar bir tek bir çift. Bir tek bir çift gidiyor. 309'dan sonraki sayı 310. Yani çift bir sayı. 311'i yazmıyoruz. O tek. Bir de çift sayılar ikişer ikişer artar. Tek sayılar da ikişer ikişer artar. Çünkü arada başka mesela çift sayıların arasında tek var değil mi? O zaman iki fazla fazla yazacağız yani. 310 yazdık ya 312 yazacağız. 314 çift olan sayılar. 316. 318. 320. Nereye ha, buraya kadar gideceğiz. Devam. 322, 324 devam ediyoruz. 326, 328 tamam. 329'a artık 300 bir daha, bir daha yazarsam 330 olacak. Bu aralığı geçeceğim. Alıştırmamız bu kadar. Diğerine bakalım. 844 ile 864 arasındaki tek doğal sayıları yazalım diyor. 844'ten sonra gelen 845 tek. 847 849 851 853 855 Bakın şunlara da dikkat edin. 1 3 5 diye gidiyor değil mi? Son birler basamağı. Buradan da ayırt edebilirsiniz. 857 859 devam 861 863 ve duruyorum çünkü 864'e geldim zaten bunlar şimdi en çok sizi zorlayacak alıştırmalar iki tane tablo yapacağım aşağıda verilen rakamları birer kez kullanarak istenilen 3 basamaklı doğal sayıları bulunuz diyor kimleri kullanacağız 7'yi 6'yı ve 2'yi kullanacağız şimdi bu rakamlarla yapacağımız en büyük tek sayı Şimdi en büyük tek sayı olacak ama tek olması için en arkaya, şuraya bir nokta bıraktım. En arkaya tek olan bir rakamı koymam lazım. Yani 6'yı ben buraya koyamam. 2'yi de koyamam. Çünkü 6 ile 2 çift olan doğal sayılar. Tek olması için sayımın 7'yi buraya koymak zorundayım en sona. Baştaki 2 rakamı şimdi büyüklerden yapacağım. En büyük diyor ya. E kim kaldı? 6 ile 2 kaldı. E, 2'yi başa koyamam o küçük 6'yı koyacağım ve 2'yi buraya koyacağım. Bakın en büyük bu rakamlarla yapacağım tek sayı 627 olabilir. 7'yi başta kullanmadım. Tamam 7 büyük bir rakam ama tek olması için mecburen 7'yi arkada kullanmak zorundayım. Yoksa 627 çıkmazdı ve sayımız tek olmazdı yani. Tek yapmamız lazım. Neyse uzatmayalım devam edelim. En büyük çift sayı. Ha şimdi en büyük çift sayı diyor ya. Çift olması için arkaya çift olan rakamı koyacağım. Küçüğü arkaya atıyorum. Büyükler önde lazım. Bakın küçük 2. Bunu arkaya atıyorum. 7 büyük öne. 6 da ondan sonra yani en büyük çift sayı böyle oluyor. 762. En küçük tek sayı. Zaten tek olması için 7'yi koyacak koymak zorundayım. 2 ile 6 kaldı. O zaman 2'yi başa koyuyorum. Küçük yapacağım ya bu sefer, değil mi? Sonra 6'yı koyuyorum. Yani 267. En küçük çift sayı. Ha, şimdi en küçük çift sayı dediğine göre şu büyük olan 6'yı yani ya ya 2'yi koyacağım arkaya ya 6'yı koyacağım. Büyüğü arkaya koyuyorum, küçüğü önde kullanacağım. Yani 6'yı en sona gönderdim. 7'yi zaten koyamam. 2'yi başta kullanıyorum, en küçük yapacağım. 7'yi mecburen ortaya koymak zorundayım. 276 çıktı. Şimdi 0 olduğunda tabloda nasıl yapmamız lazım? Buna da dikkat edin. Şimdi buradaki rakamları kullanacağız. En büyük tek sayı yapacağız. Şimdi tek sayı olması için ya 9 arkaya gelecek ya da 5 arkaya gelecek. Şimdi bana en büyük diyor ya büyük olanı önde kullanayım ben. O zaman 5'i mecburen arkaya atmak zorundayım. 0'ı koyamıyorum. 0 olduğunda çift oluyor. Sayımı tek yapmam lazım. Ne kaldı geriye? 9 ve 0 kaldı. En büyük yaptığı O zaman 9'u başa koyuyorum. 0'ı ortaya koyuyorum. 905 oldu. En büyük çift sayı. Çift olması için mecburen sıfırı arkaya yatmak zorundayım zaten. En büyük diyor 9'u başa koyuyorum. 5'i de buraya koyuyorum. 950 oldu. En küçük tek sayı. Şimdi en küçük olması için büyükleri arkaya atayım ben. Yani 9'u arkaya atıyorum. Bu tek sayı. Sayımın tek olmasını sağladım. Şimdi küçükler en küçük olacak ama Sıfır en küçük ama sıfırı da başa yazamıyoruz, He. çünkü sıfırı başa yazarsak ne olur? Sayımız 3 basamaklı olmaz ki sıfırın başta değeri yok yani. O zaman sıfırı başa yazamadığımıza göre gene 5'i mecburen yazacağız, sıfırı ortaya almak zorundayız. Yani en küçük tek sayı 509 oluyor bu rakamlarla. Son olarak en küçük çift sayı diyor. Şimdi çift olması için zaten sıfırı mecburum arkaya koymaya, diğerleri tek çünkü. En küçük olması için ne yapmalıyım? 9'u koyamam tabi başa. O büyük yani. 5'i koymak zorundayım. 9'u da buraya koymak zorundayım. İşte bu şekilde bu alıştırmaları doldurmalısınız diyorum. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.